Merhaba arkadaşlar, ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir günden herkese merhaba. Bugün ikinci günümüz ve Karla veda partimiz devam ediyor. Asıl gün bugün diye umut ediyoruz. Bugün mü yarın mı yapsak diye düşündük ama herhalde bugün olacak. Çünkü yağmur olayı bugün olmayacağını gördük. Akşam yağacakmış. Salı günü de full gösteriyor yine. Yani bir türlü bir hava durumu oturmadı. Sürekli bir değişiklik var. Neyse, biz şimdi hazırlandık ve yavaştan çıkıyoruz. Burada evlenecek olan kızımız var. Aynen. Ay. Bu arada biz hep birbirimize böyle ikizimiz falan derdik. Biz en yakın arkadaşlardan biri yani Aslı. Aynen, ikizimdir. Evet. Evleniyor artık, evleniyor. Ya sormayın. Vallahi. Allah uzun bir beraberlik ve yaşam versin, öyle diyelim. Amin. Darısı tüm bekarlara olsun inşallah. Amin. Ben değil ha, arkadaki amin diyecek. Neyse, biz şimdi hazırlandık. Hemen son rutuşlarımızı yapıp dışarı çıkıyoruz. Önce bir kahvaltıya gideceğiz. Kahvaltı yerinde büyük ihtimal zaten tekrar kamerayı açarım. Şimdi masamızın dağınıklığını görmüyorsunuz. Sadece burada gördüğünüz şeyler şuradaki kartlar olsun. Bu kartların üzerinde bir şeyler yazıyor ve bunları buradaki hanımefendimiz güzellik yapacak. Aynen, dışarıdakilerine soracağız bakalım. Aynen. Şimdi normalde bu kartları dışarıda eline verecektik. Yani daha doğrusu söyleyecektik, al bunu yap diye. Yani yap diye. Ama şimdi nerede ne yapacağımızı tam bilemediğimiz için kartları bir önden okuyoruz ki tam bu kart nerede, bunu burada yapabilirsin olayı olsun diye önden bir kısa hazırlık yapıyoruz. Yani böyle tam bir sürpriz olmayacak kart yönünden. Ama yine de çok komik şeyler var. Hepsini yapmıyoruz tabii ki. Bazı şeyleri eledik. Bazı şeyleri de böyle güzel ve komik anlamlı olan şeyleri de yaptırmak istiyoruz. Onun haricinde bugün bir de şeye gideceğiz. Dans şovu bugün müydü? Yarın mıydı? Bugün veya yarın buranın biliyorsunuz dans şovu çok flamenco, çok ünlü. Oraya gitmeyi düşünüyoruz. Bugün mü yarın mı onu bilmiyoruz açıkçası. Ama tam 5-6-7 gibi yağmur yağacakmış. O şova da ben bakmıştım. 5-6-7'de tam o saat içine var. Belki tam onu uydurup o saatte oraya gidebiliriz. Bir bakalım artık gün ne gösterecek. Şimdi hazırlanıyor. Ya gelin oldu. Şimdi odadan çıkarken gelin oldu. Gelinin kız kardeşinden. Bir şey gümüş. İğne. Duvağımızın güzelliği. Düğünlerini taksana. Evet, esvafit kalabalık. Aslı'nın şu an keçi peyniri mi oluyor bu? Ya. Keçi peynirli tostu geldi. Benim peynirimi yapmışlar. Mutlu. Sen seviyor musun keçi peyniri? Yusufi. Salatalarda böyle küçük olunca güzel oluyor. Şey, cevizli falan. Ben de böyle bir bowl almıştım. Yoğurtlu, chiyalı, böyle müsli ne oluyor ya? Müsli. Granola. Granola biliyorsunuzdur. Granola, evet. Granola zaten. Yulaf, evet. Aynen, yulaflı böyle, evet. Yoğurt almıştım. Maalesef yoğurtları bitmiş, tükenmiş. Onun için şimdilik böyle pizza tarzı ekmek aldım. Yani bence salçalı tost gibi bir şey gelecek. Bence pizza gelecek. Yani pizza gelecek. Bir de yuvarlak pizza gelecek. Napolitana aldın, evet. Hadi bakalım. Akşama kadar tokum. Pizza da iyi olurdu. Benim de yemeğim geldi. Bu arada bu benim kahvaltım oluyor arkadaşlar. Bu aralarında en çok yiyen benim. Onun için ben çok çok sık yediğim için kendime bu sefer böyle biraz ağır bir şey aldım ki biraz tok tutsun diye. Şimdi taksiye bindik bu arada. Plaza Mayor'a gidiyoruz yani dolaşmaya. Aslında orada kartlar yapmaya başlayacak. Okuyup onları gerçekleştirmesi lazım. Bakalım komik anlar yaşayacağız. Ben yani ümit ediyorum komik anlar yaşayacağız. Adam kaza yapıyordu. Daha ne kadar komik olurdu. Vallahi ya. Adam telefonla oynuyordu. Önüne bakmadı. Ondan sonra kaza yapıyorduk. Yani milim milim. Neyse. Bu halim ötüyor ha. Evet aslında. Bulu bende aç. Tamam. Bulu bende. Taksiciye söyle. Taksiciye söyle. Bulu bende açsın. Can she do music from her phone? Do you have Bluetooth? Can I do music? No. Ah, okay. Okay, then make from your phone. Okay. Ah, thank you. Ah, okay. Olmuyor. I have iPhone. iPhone. Okay. Thank you.
I do my music, okay? It's from Antep. Antep. Where your friend is? Anlamıyor ki yazık. Biz aynı aptal konuyu. Bir çekirdekle. Hadi. Hadi. Zülgüt mü? Evet. Adam herhalde full brezi. In Antep they do. Bile bile bile. Sabah sabah. Şimdilik bizim memleket. Nasıl öğreniyor bu? Böyle Fırat, ay. Fırat'a gelsin hanım. Şarkıyı ay. Beğendi. Can I? Thank you. Adam şu an telefonunu verdi. Oradan açın rahat rahat dinleyin diyor. Ne açtın? Hele dadaşım. Jacob, bu şarkı size. Şimdi böyle İspanya'ya özel bir dükkana geldik. Böyle bir sürü şeyler var. Burada böyle taslar var. Şurada şöyle magnetler, anahtarlıklar var. Aldık buradan birkaç bir şey. Dönüyor mu? Evet. Bu şey ayı neyi? Her yerde bu var ya. Soralım. Şuradaki magnetlerden aldık hatıra kalsın diye. Şimdi çıktık bu arada ve başlıyoruz artık. Ortam şöyle bayağı kalabalık. Plaza da Mayor. Oraya geldik. Burası değil mi Plaza da Mayor? Plaza da Mayor. Mayor. Şimdi bu kalabalıkta böyle bu... İlk abimiz mi? Evet. Aslı. Verkauf einen Passanten etwas aus seiner Handtasche und fotografiere die Einnahmen. Oo, şimdi el çantasından herhangi birisine buradan bir şey satacak. Kullanılmış. Onu kimse almaz. Mendilim var ki, mendil. Başka ne var? Concealer. Mein Lipgloss verkaufe ich niemals. Çantanı satacaksın artık. Toka. Tamam. Toka satacak. Düşünsene 50 euro veriyor birisi. Aslı kazancını bizden paylaşacak mısın? Şimdi önce birini bul da seni bir anlayacak birini bul. İngilizce buradakiler bilmiyor maalesef. Bir türlü anlatamıyoruz. Bak şurada bir pembiş kadın oturuyor. Bizle konuşma git ya. Hadi utanma. Nereye gidiyor? Yazık diskat, voll ding. Überfordert. Kız şurada başörtülü kadın oturuyor, ona sorsun. Yazık. O bize anlar. Ana, aha gitti. Almanca mı konuşuyor? Ya aman, Almanca konuşuyor. Evet, Alman birilerini buldu. Derdini anladı yazık. Completed. Ne kadar verdi? Aa, 10 cent. 10 kuruş. thank you. Oo, bence onu kolye yaptır. Şimdilik San Mishul Market'e geldik. Burada böyle yemekler satılıyor. Çeşit çeşit yemekler var. Burası meyve marketi. Uno.
her yemekten az az satıyorlar. Ali do lado assim gramas. Não sei se assim. Şu an günü akşam ettik arkadaşlar. Fena yorulmuşuz. Öyle böyle değil. Şimdi yemeğe geçiyoruz bu arada. İtalyan'a gidiyoruz. İspanyol yemekleri tabii ki de İspanya'ya gelmişken İspanyol yemeklerini yemek istiyoruz. Ama onları daha çok biz işte o pilavını böyle atıştırmalık olarak düşündük. Çünkü genel olarak çok fazla et kullanıyorlar yemeklerin içinde. O da bize pek uygun olmadığı için biz daha çok böyle bildiğimiz şeyleri hani de yiyoruz. Çünkü İngilizce hiç bilmiyorlar. Kesinlikle bilmiyorlar ve hiçbiri konuşmuyor. Ne bir barda, ne bir restoranda, ne bir dükkanda, ne bir alışveriş merkezinde, hiçbir yerde. Ve şimdiye kadar neler sipariş verdiysek hepsi yanlış geldi. O nedenle o riske girmeyip bildiğimiz yerlerde yemeği tercih ettik. Onun haricinde dediğim gibi şimdiki yemeğe geçeceğiz. Çok ünlü ve çok iyi bir İtalyanmış. Orada bir makarna yemeği düşünüyoruz. Onun haricinde bugün büyük ihtimal bu videoyu böyle kapatırım. Yarın tekrardan açarım. Yani bu video 2 günlük veya 3 günlük bir video olmuş olur. Şimdi İtalyan'a geldik arkadaşlar. Girişine bakın. Çok güzel yapmamışlar mı? Şöyle giriyoruz. Şimdilik önden ekmek, focaccia galiba öyle bir şey. Bir de burada bir tane peynir sosu galiba bu, zeytinyağlı. Evet. Şimdi bunları bir önden yiyeceğiz. Sonra ben makarna söyledim, kızlar da makarna. Ben domates soslu, kızlar da trüfüllü aldı. Böyle mantar çeşidi. Aynen. Şimdi bu arada makarnalarımız geldi. Thank you. Kızlar böyle makarna aldı trüfülle. Şu an orada yapılıyor. Burada da pizzamız var. Bu da benimki. Günaydın arkadaşlar. Herkese yeni bir günden merhaba. Sizleri dün en son galiba İtalyan'da bırakmıştım. Biz İtalyan'dan geldik, evde dinlendik birazcık. Ondan sonra Aslan Zeynep birazcık dışarı çıktı hava almaya. Ben o kadar yorgundum ki direkt yattım. Saat galiba 12.30 gibi falan yattım. Yanlış hatırlamıyorsam şimdi kalktık. Uykumuzu almış bir şekilde, yani gerçekten kaç sene sonra böyle uykunu almış bir şekilde kalkmayı bile özlemişim. Hazırlanıyoruz ve kahvaltıya gidiyoruz bu arada. Bir tane yer bulduk, çok çok güzel duruyor. Bakalım, büyük ihtimal oraya gideceğiz. Şimdi hemen hazırlanalım, sonra dışarı çıkacağız. Hazırlandık ve çıkıyoruz arkadaşlar. Hava bugün yine gerçekten buz gibi. Bize, bizim şansımıza mı diyeyim, artık birkaç gündür yağmur da yağıyor hep akşamları. Ama Allah'tan akşamları yağıyor ki gün içerisinde bütün işlerimizi hallediyoruz. Akşamları bir kısa koşuşturma oluyor oradan oraya, pek ıslanmayalım diye. Neyse, şimdi hazırlandık dediğim gibi ve kahvaltı yerine gidiyoruz. Büyük ihtimal Senit'e gideceğiz. Senit gibi bir yerdi galiba. Bakalım, dün istediğim o böyle müslili granola'dı galiba, yoktu. Orada var. Umarım orada yoğurt mort kalmıştır da onu yiyebiliriz. Çünkü kaç gündür canım o çekiyor. Granola, o müsliyi. A çay bowl mu ne diyorlar ya? Evet. Kahvaltı yerine geldik ve şimdilik çay söyledim. Siyah çay. Hepimize yetecek kadar bir siyah çay geldi. Ben şimdilik açay bol söyledim. Kızlar da tuzlu bir şeyler söyledi. Biri şey aldı, bagel, böyle tost, bir ekmek arası gibi bir şey. Aslı da sen ne aldın? Yumurtalı ekmek değil mi? Yumurta. Ekmek üzeri yumurta gibi öyle bir şeyden aldı. Ben de bugün tatlı takılayım dedim. Size şimdi bir çayımın güzelliğini göstermek istiyorum. Şöyle, hatta beraber dolduralım. Kahvaltılarımız geldi. Sonunda kavuştum. Şöyle Aslı'nın tostu.
Zeynep'in de ekmek arası. Pardon. Afiyet olsun. Brevemente mensaje con todos ustedes. Esperamos no incomodarlos, de antemano gustarles, ¿ok? Dicen. Digo lo cierto, si con esto a los lectores de historias a quien no tenga buen día o se caiga de sueño. Şimdi churros yemeğe geldik. Bu arada birazcık alışveriş de yapıldı. Böyle churros yerine geldik ve şimdi churros yiyeceğiz. Şöyle göstereyim. Churrosumuz geldi. Şimdi çikolatayı bandırıp yiyeceğiz. Tadıma başladık. Hadi ekmeğim. Burst. Ne kadar ince bir kibar. Su damlası bir şey. Bottega'nın kupisi. Ne dedin sen? Bottega'nın kupisi. Kendisi oranı gerek mi Bottega? Hayır. Ben sizin gibi zengin değilim. Çikolatalar geldi. Evet kakao. Ola kakao. Evet diyor. Kaç çikolata? Size. Bir dakika. Bunu bunun içine banıyoruz. Ama bunu tıp tıp yapmıyorlar ya. Bunu bizim Almanlar yapıyor. Her de sonra Ikea gelin tabii ki ama. Aşırı yağlı. Bu sanki şu an yağ yutuyorum. Evet. İlerinde var mı? Acı çok güzel çıtır. Ama gerçekten yağlı. Aşırı yağlı. Ama çikolata çok iyi. Bugün bol bol yemekli bir gün oluyor arkadaşlar. Şimdi churrosları yedik. Fena değildi. Biz pek beğenmedik açıkçası. Churros aşırı aşırı yağlıydı. Demek ki orijinali öyle oluyor. Bizim Almanya'da onlar bayağı şekeri falan bandırdığında pek yağlı fark, yani yağsı fark edilmiyor. Şimdi dediğim gibi churros yerinden kalktık ve tacos yemeye geldik. 3 tane aldık. Vejeteryan aldık. Yani etsiz, tavuksuz. Ve yanına da pames aldık. Yani patates kızartması üstüne eritilmiş peynir ile. Birazcık onları atıştıracağız. Ondan sonra akşama da paella yemeğe gideceğiz bu arada. Bakalım onu balıklı almayı düşünüyoruz veya vejeteryan. Net balık çeşitleri varsa, yani deniz ürünleri varsa artık ona göre. Çünkü biz çok karışık deniz ürünleri yemiyoruz. Sadece güzel kalamar ve karides, aynen onları yiyoruz. Eğer öyle yaparlarsa öyle alacağız. Öbür türlü onu da vejeteryan almayı düşünüyoruz. Bakalım bugün gerçekten full yemekli bir gün oldu. Açız. Bunları da bu arada bol bol doyuruyorum. Yani yiyoruz. Hava bu arada yine yağmurlu. Bayağı sıkıntı o yönden. Onun için böyle yemek yerlerine gidiyoruz. Kapalı alanlara gidiyoruz. Çarşıda fazla dolaşamıyoruz. Aşırı rüzgar ve aşırı yağmur var. Bir yandan o nedenle biraz şanssızız. Hava durumuna biz bakıp da bu arada şey yapmıştık, biletleri almıştık. Ama hava durumu halen mesela yağmur göstermiyor. Gün gelince o gün yağmur gösteriyor. O yönden yani birazcık şansımız şey gitti. Ne deniyor ona? Yaver, yok yaver gitti, iyi gitti demek değil mi? Siz beni anladınız. Şimdi geldi takolarımız ve patates kızartması. Bir de, evet içiyoruz. Burası da peynir. Lütfen hemen denemek istiyorum. Evet, hadi bir dene. Hadi dene. Çok iyi. O. Aslında veggie et bekliyoruz. Evet. Oha çok güzel. Patates kızartması çok çok iyi. Elimize değdi. Ya iyi ki birer tane almıştık güzel. Hadi ilk taco deneyişini ben yapıyorum. He ben işe yemedim gülmeyin. Apple ısırıp yiyeceğim değil mi? Şu dunkle olan ne alttaki? İşte o can fly. Yok. Aha da var. Oha çok güzel. Maalesef kameranın şeyini unutmuşum, ayaklarını. Onun için böyle aşağıdan seyrediyorsunuz maalesef. Hey, bu altındaki et değil mi lan?
Bir soralım mı basitsiz? Değil. Şimdi biraz bu çarşıyı dolaşıyoruz bu arada. Birkaç mağazalara girdik. Şöyle sonra yine yemek yemeye geçiyoruz. Aslan Zeynep de burada köpekle beraber resim çekiliyorlar. Sokak köpeği değil. Bu arada ne zamandır böyle kaliteli basicler arıyordum. Yani tişört ve uzun kollu. Sonunda aldım Boğuz'da. Biraz yüksek fiyatlı ama kaliteleri o kadar iyi ki size de otele gidince göstereceğim zaten. Oradan iki tane uzun kollu, bir tane kısa kollu aldım. Yok, iki kısa kol, bir uzun koldu. Çünkü öbür bedeni kalmamıştı. Gerçekten çok çok iyi. Almanya'ya gittiğimde bir de oraya bakacağım. İnternette bakmıştım. Bu arada Almanya'da yine 6 euro falan daha pahalıydı. Burada 6 euro daha uygun. O nedenle buradan almak istedim. Gerçekten çok sevinçliyim. Bir de limon isteyecek mi? Oha çok güzel. Paella'mız geldi arkadaşlar. Balıkla aldık, yani deniz ürünleri. Ama deniz ürünlerini birazcık eledik. Yani sadece bizim yediklerimizden aldık. Çok çok lezzetli duruyor. Şimdi limon sipariş verirken, sipariş verdik derken limon istedik. Çünkü biz limonlu yiyeceğiz. Acayip güzel. Bulgur pilavı gibi düşünün. Deniz ürünü bulgur pilavı. Çıktık şimdi restorandan, yedik, şiştik fena. Allah olmayanlara da versin bu arada. Amin. Hepimizin kesesine bereket. Şimdi asıl güzel yere gidiyoruz ve flamenco dansına gidiyoruz. İspanyolların flamenco dansını. Onu dün rezerve ettirmiştik bu arada. Şimdi onları seyretmeye gidiyoruz. Saat 10'da rezervasyonumuz vardı. Yaklaşık 1 saat sürecek. Dans şovu, yani flamenco da ismi. Şimdi bakalım, 20 dakika bir yürüyüş yolumuz var. Saat 10'da başlıyor, saatte 9.30. Tam gıdı gıdına yetişeceğiz yani. Çok eğleneceğimizi umut ediyorum. Bugün bu arada son gecemiz. Yarın otelden çıkış yapıyoruz. 12 gibi çıkış yapacağız galiba. 11-12 ama uçağımız akşam 8'de. 8 saat bollarla ne yapacağız? Yok, 8 saat değil. Bir 5-6 saat bollarla ne yapacağız? Bakalım, onu bir şu an düşünüyoruz. Çünkü Airbnb olduğu için resepsiyon gibi bir yer yok ve bowl'ları bırakamıyoruz maalesef. Bowl'larla gitmemiz lazım. Bir tık da alışveriş yaptığımız için el çantaları ve bowl'lar dolu. O nedenle nasıl yapacağımızı daha düşünüyoruz. Bakalım. Burası çok güzel durmuyor mu? Ana evet. Aa yok. Şimdi dans yerine geldik bu arada arkadaşlar. Böyle ismi de Carbonero galiba. Böyle hatta bizi bekliyorlar. İçeride dansçılar var. Şimdi geldik dans şovuna. Ortam böyle bu arada. Ermemiş.
geçtik, geldik. Bu arada saat 12. Yanlış metroya binmişiz. Oradaki bir olay zaten. Allah'tan hemen bir fark ettik. İndik ve karşı tarafa bindik. Şimdi geldik, saat tam 12. Videoyu kapatmadan önce sizlere hemen aldıklarımızı göstermek istiyorum. Ondan sonra bu videoyu kapatayım diyorum. Yarın yeni bir videoya başlayalım. Yolculuk videosu olsun. Ensar'ımı çok çok özledim. Onunla kavuşma videom olsun. Aynen. Şimdilik bir aldıklarımızı göstereyim, sonra devam edelim. Evet, şimdi hemen aldıklarımı gösteriyorum bu arada. İlk aldığım şey Oysho'dan. Şöyle bir tane siyah kalın leggings aldım. Yani tight aldım. Bunu tam arıyordum. Hatta Aslı dedi ki, Aslı böyle bir tight nerede bulabilirim? Böyle içi yünlü. Umarım görünüyordur videoda da. Böyle çok güzel. Ah doğru. Yani içi böyle kalın, kış günlerine çok çok uygun olacağını tahmin ediyorum. Size hemen şeyini göstereyim bu arada, isteyen olursa. Zalando'da da satılıyor. Bunun fiyatı bu arada 36 euroydu. Biraz yüksek fiyatlı bir tayt için ama yine de çok iyi. Ben small'ını aldım. Çok dar zaten, fazla sıkmasın karnımı diye. Aslı seni aldım da göstereyim mi de? Aslı da bu arada Oysho'dan. Böyle bir tane bol paça aldı. Hem eşarpman olarak hem dışarılara da her şeyle giyebilir. Bu medium almış. Burada bu arada fiyatı da 30 euro. Kız buna da göstersene. Göstersene abi. Göstersene abi. Bu kaç tane? 8. 8. Oha. Gayet. 2 tane. Niye? Birisi düşük mü oluyor? Nerede? Böyle 2 tane böyle az. 4 yani. 2-2. Ha aynen. Sonradan hemen devam edelim. Bu arada Koz'dan. Evet kesin. Hatta onu deneyerek gösterelim. Koz'dan böyle bir... Bunu alırken olan lafı işittim zaten. Arkadaşlar kalitesi gerçekten çok iyi. Deneyin. Deneyin ve görün. Ben de takip ediyorum şimdi. Ben başka ne aldım? Bir tane böyle basic beyaz tişört aldım. Bayağı kalın ve iç göstermiyor. En önemlisi o. Ve kış günlerinde bir tık daha kalın olması bence daha iyi. Şimdi bunu ben medium aldım bu arada, tişörtü. Bunun fiyatı 30 euroydu. Yani 29 euroydu. Şurada numarasını bırakayım. Gerçekten çok güzel böyle basic. Ve bu marka da çok çok iyi. Bizim Almanya'da bu arada bir tık daha yüksek fiyatlı. Onun için buradan aldım. Şimdi aynısının siyahını aldım. Bu da medium. Şöyle göstereyim. Ve aynılarında uzun kollarını aldım. Maalesef beyazın bedeni yoktu. Bunları da bu arada small aldım. Bayağı kalın. Çok güzel. Şuraya bakayım. Bakayım bakayım. Gerçekten çok güzel. 35 lira. Ben bunu alırken kıza diyor ki H&M'de işte Zara'da 10-15 euro var, niye alıyorsun? Ama gerçekten bak yıkaya git. Mesela Haltem'den alıyorsun senede 2 tane. Bir tane olursa yanlış, onu ne giyiyorsun? Yanlış yerde aynı kafayı diyorsan bu senin problemin, bizim değil. Ya da yanlış giyiniyorsan. Üstünde print hiçbir şey yok. Gelmiş 35 euroya uzun kollu şey alıyor. İşte YouTuberlar, bugünkü YouTuberlar. Alın kızlar, paranızı harcayın. Kıyafete verin, yeme içmeyi verin. Yiyin yani. Yiyin için. Gelsin için. Koca parası. Daha da koca parası. Vallahi ya. Artık çalışmayalı koca parası yiyoruz. Fırat for president. Yok tabii ki de koca parası yemiyoruz. Ben de çalıştım. Onun için kendi paramı alıyorum. Öyle değil kız. Başka bir şey aldık mı? Hayır. Ancak yedik. Tamam. Bol bol yemek yedik, bol bol gezdik ve tatilin sonuna geldik. Şimdi birazdan bollarımızı toparlayacağız. Sabah mı toparlayacağız? Aa, Aslı getirmiş bile. O zaman bollarımızı toparlayalım. Ondan sonra dediğim gibi artık yatacağız. Bir duş alırız. Elimizi yüzümüzü yıkarız. Yorulduk, fena yorulduk. Hafif sanki acıkmaya başlıyor. Burada bir elma vardı, onu yiyelim. Neyse arkadaşlar, bu videoyu fazla uzatmadan kapatayım diyorum. Umarım beni severek ve beğenerek takip ediyorsunuzdur. Ben çekerken çok mutlu oluyorum. Umarım siz de beni izlerken mutlu oluyorsunuzdur. Kanalıma halen abone olmadıysanız lütfen abone olun. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar, ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. İyi geceler diliyorum efendim. Bye bye.